Vehim ve endişe aralarının gizli kaldığı, görünmediği, ne ve nasıl olduğu bilinmediği zaman insanı sarar. Aranılan meydana çıkınca vehim ve endişeler geçer. Vesvese, yani Allah'ı idrak edememekten doğar. Allah'ı tanımadığımız için problem var. Tanımadığımız Allah'ı sevemeyiz arkadaşlar. Allah'ı ve peygamberi tanımalıyız. Dün çok sevdiğim bir oğlumla beraber de meşhur biriyle bana diyor ki ben diyor peygamberi çok sevdiğimi sanıyordum. Medine'ye gidene kadar diyor Medine'de bana değmeseydi hiç tanımıyormuşum peygamberi. Peygamberin bize bir değmesi lazım. Ay şu arada da Kabe bomboş. Yani baktıkça böyle ağzımın suları akıyor. Yani bilmiyorum seyrediyoruz. Bomboş. Üç sıra dolanıyor. Ay böyle şey gibi film gibi onu seyrediyoruz. Bomboş yani. Allah nasip etsin. Çünkü hep biz gittiğimizde böyle Kabe. Neyse. O da güzel. Demek ki Allah'ın manasından emin olduğumuz zaman vehim endişe kalkıyor. Neden endişe var? Ay şuna bir şey olursa. E olsun. Yani o da ondan tekamül edecek. Şimdi hasta olduğumuz zaman ameliyat olmuyor muyuz? E olacağız. O da ondan tekamül edeceğiz. Demek ki bu endişeyle vakit geçmez. Yani ay deprem olursa. Geçen gün yine bir sanatçı söylüyordu. Deprem bavulum hazır diye. Yani böyle yaşanır mı arkadaşlar? Hiç unutmuyorum. Deprem olduğu zaman ben 10. katta tek başıma oturuyordum. Oturmuyordum da ya uyuyordum. Ama Yeniciliğinin Celal faslını okumuştum. Cili Hazretleri'nin. Cili diyordu ki Allah'ın celal sıfatı kudretiyle dünyaya basışı demek. Celal sıfatı diyor Cili. Bir şey sanıyorum. Celal'in ne kadar güzel olduğunu, Allah'ın dünyaya basışı olduğunu, kudretini, enerjisini gösterdiğini falan öğrendim oradan. Tabii sonra deprem oldu. Bayağı da sürdü. Ben de hoş geldiniz efendim dedim. Yani kalktım. Celal'i öğrendim ya şimdi. Hoş geldiniz dedim. Tabii biraz uzayınca dedim ama fazla uzatmayın. Gene de kulum ben korkabilirim dedim. Sonra çok şükür durdu. Sonra Kerim Amerika'daydı. Beni aradı. Onlar Amerika'da her şeyden haberdar olmuşlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Elektrik sönmüş filan. Dedi ki anne sen niye evdesin 10. katta insene aşağı dedi. Yok dedim kusura bakma dedim yani inemem çok yorgunum uyuyacağım. Ve çok şükür biz aşağı inmedik. Sonra ben işte berbere gitmiştim o da yeni evli. Hocam sen oynattın mı dedi 10. katta oturuyoruz. Biz dedi her gece dedi eşimle dedi arabaya biniyoruz. Arabayı deniz kenarına götürüyoruz. Orada bir dedi muazzam dedi grup oluşturduk orada dedi. Orada yaşıyoruz biz dedi. Çünkü dedi artçılar var bir şey oluruz dedi filan. Neyse beni bir hafta böyle gel, kapıda da görünce hep uyarıyor yapma filan diyor bana. Hiç sesimi çıkarmıyor. Bir hafta sonra bir gittiğimde sus pus. Hiç cevap yok. Dedim ki ne oldu? Ay sorma hocam. Bir sarhoş geldi dedi. Yandaki aileyi denize uçurdu. Hepsi öldüler dedi. Yani Allah ölme emrini verdiyse senin aldığın tedbire güler Allah. Onun için sen kendimi vesvese ve tereddütten kurtarıp Allah'a teslim edeceksin. Ha tedbir almayalım mı? Alalım ama tedbirin de bir yani fazlası fazla yani. Ona güleceğini bilelim.